şunu söylemek istiyorum. Bu olay Türk toplumunun bir özelliğini yine ortaya gündeme getirdi. Duygusal tarafı. Ve bu konuda dengeli olmaması. Yani şu yazılan metiyelerin %1'i hayattayken ona söylenseydi belki bir 5 sene daha fazla yaşayabilirdi. Bir ihtimal bu. Bu kişisel ilişkilerimizde de böyle. Yani bu hiç değilse bundan bir ders çıkaralım. Kişisel ilişkilerimizde arkadaşlarımızı, insanları eleştirirken yanına bir iki de metiyeyle onu ona söyleme. En azından onu yani seviyorsak sevdiğimizi söyleyelim. Yani bu içimizde kalmasın. Duygusal, yani işte Akdeniz olmamızdan kaynaklanıyor. Akdenizli olmamızdan biraz daha dengeli olmaya yani duygularımızı, duygusallığımızı eğitmeye çalışmalıyız. Biri bu. Mesela ikinci nokta şey, en önemli Sayın Özal'ın en önemli verdiği mesaj, entelektüellerimiz özellikle bunu küçümser. Yani Türk olduğumuzu küçümser, Müslüman olduğumuzu küçümser, şarklı olduğumuzu küçümser. Özal bir insanın hem Türk, hem Müslüman, hem şarklı olup da hem de evrenselliği yakalayabileceğini çok güzel verdi. Yani artık bunu çok iyi bir ilke olarak alabiliriz. Kaderci ve kadere inanmak diye devamlı söylenir mesela. Kaderci olduğu söylenir. Ben bu noktada katılmıyorum. Kaderci değildi. Kadere inanırdı. Yani burada kavram kargaşası, yani bunu ayırmak lazım. Kaderci olsaydı 80 sonrası Türkiye'yi kaderine bırakırdı. Son noktada şimdi bizim yapacağımız, yani mutlaka her şeyden bir şey somut hayata geçirebileceğimiz prensipler, ilkeler çıkarmamız lazım. Bu İşte Atatürk için söylenir mesela, keşke geç ölseydi. Değil, alın ilkelerini, hayata geçirmeye çalışın. Yani meşaleyi devam ettirebilmek. Bizim yapacağımız Sayın Özal'ın yaptıklarını aşmaya çalışmak. Ve halk olarak, kamuoyu olarak karar verin, söz verin. Bundan sonra onun koyduğu ilkeleri birçoğu yerine gelmedi. Bunun takipçisi olalım, hesap soralım. Yani yakasına yapışalım, sen niye Karadeniz Ereğli'yi özelleştirmedin? Neden devlet bankalarını özelleştirmedin veya diğer konularda? Teşekkür ederim.